Gülen'in en yakınında bulunmuş, X'in ifadeleri emniyet raporunda, paralel yapıya CIA ve FBI eğitimlerde, Erdoğan'ı paralel hastaneye yatırıp öldüreceklerdi, fidan kurtardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı paralel devlet yapılanması ile ilgili gündeme damgasını vuracak gizli ibareli bir rapor hazırladı. 9 Mart 2015 tarihli rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği talimat üzerine hazırlandı. Talimatta Gülen'in liderliğini yaptığı PDY'nin bir terör örgütü olup olmadığı soruldu. Başsavcılık emniyetten konunun incelenmesi ve bir rapor hazırlanmasını istedi. Gelen talimat üzerine 53 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlayan emniyetin başsavcılığa gönderdiği genel müdür yardımcısı Zeki Çatalkaya imzalı 543-400-25 sayılı dosyada şok detaylar yer aldı. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması konulu rapor 4 başlıktan oluştu. Raporun başlıkları FETÖ, PDY, terörizm ve genel hususlar ayrıntılı inceleme, netice ve kanaat şeklinde sıralandı. Raporda Gülen'in en yakınında bulunmuş ancak ismi gizli tutularak X olarak kodlanan bir ismin ifşaatlarına geniş yer ayrıldı. Gülen'in en yakınındaki ismin anlattığı okuyanları şoke eden detaylar şöyle. Bay X'ten Gülen terör örgütü. Devletin resmi kurumlarındaki yapılanmayı kendi tabiriyle Necati Bey Caddesi'ndeki evdeki toplantıda şöyle söylemişti. Bir gün bana Ankara'da 1000 evimiz olduğunu söyleyin, devleti paçasından şöyle bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak, bir kere vuracağız, tam varacağız demişti. CIA ve FBI tarafından hükümete yönelik faaliyetlerine ilişkin kültür merkezlerinde alt kadroya eğitim verdi. Bunun en iyi örneği 17 Aralık operasyonudur. Bu girişim tamamen hükümeti ortadan kaldırarak devletin tüm kurumlarıyla zayıf düşürmek amacını taşımaktadır. Fethullah Gülen'in çevresindekilere 17 Aralık sürecine ilişkin keşke şimdi yapmasaydık dediğini duydum. Bu operasyon başarılı olsaydı Gülen yurda dönecekti. Bu başarısızlık cemaatin Amerika ve İsrail nezdinde prestij kaybetmesine neden olmuştur. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yerine emniyet kökenli R getirilecek, dış güçlerin ve paralel yapının hedefleri doğrultusunda hizmet ettirilmek istenmiştir. Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı zaman cemaate ait bir hastaneye yatırıldığını duyan Hakan Fidan, hızlı bir şekilde hastaneye yetişip ameliyata mani olmuş ve paralel yapının yapmak istediği tehlikeli sonuca engel olmuştur. Bu nedenle paralel yapı ve İsrail'in sevilmeyen adamı Hakan Fidan olmuştur. Fethullah Gülen, Necati Bey Caddesi'ndeki evde 5. katta yapılan bir toplantıda bizlere Allah izin verirse bir gün gelecek bu dünyayı fethedeceğiz ama önümüzde Bedirler, Uhudlar var, çetin geçeceğimiz yollar var, akan kanlarımıza rağmen arkadan gelenler aynı yoldan devam edecektir diyerek bizleri motive etmiştir. İletişim ağı kurmada ULAK sistemini Humeyni modelinden almıştır. Ben sorumlu bir kişi olarak talimatları Gülen'den alırım. Hiçbir adım Gülen'in onayı olmadan olmaz. Hoca gündemle ilgili gerekli talimatları verir, talimatlarını yenilebilir küçük kağıtlara yazdırırdı. Sanki polis baskını varmış gibi tatbikat yaptırılır, not kağıtları bize yedirilirdi. 96 ve 97 yıllarında CIA'den emekli olmuş ve hala görevde olanlardan bazıları gelerek Türkiye'nin Orta Asya'nın MR'ını çektiler. Ayrıca cemaatin bölgedeki gücünün tespitini yaptılar ve bizler bunları gezdirdik, onlara yardımcı olduk. Akabinde bunları rapor haline getirip Amerika'ya gittiler. Gülen kendi ağzından cemaat sayesinde Amerika'nın bir kapı araladığını söylemiştir. Cemaate ait yurt dışındaki okullarda CIA görevlileri de öğretmen olarak çalışır. Amerika'da Orta Doğu ve Türkiye masasında Yahudi görevliler var. Gülen bu masalar tarafından sorgulandığını bizzat bana anlatmıştır. Amerika hangi ülkeyi terör örgütü ilan ederse Fethullah Gülen'i çağırarak deklare etmesini istiyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde dinleme merkezi kuranlar, başbakanın ofisine böcekleri yerleştirenler, herkesi dinleyerek fişleyenler, herkesi kameraya çekenler bunlardır. Bunların sıradan bir teknoloji ve stratejiyle çalıştığını düşünmeyin. Zaman gazetesinde 28 Şubat sürecini destekleyen Erbakan ve hükümet aleyhinde yazılar yazılmıştır. Fethullah Gülen Erbakan'ın istifaya direnmesi sürecinde 5. kat toplantısına geldiğinde elinde Zaman gazetesini oradakilerin yüzüne fırlatarak bir hükümeti bile deviremeyen bu gazeteyi çıkartmayın demiştir.